Şeytanın Allah'ın Enfal suresi. Onlar seni aldatmak isterlerse şüphesiz Allah sana yeter. İnşallah hocam. Bak, onlar seni aldatmak isterlerse, herhangi bir şekilde yoldan çevirmeye kalkarlarsa, etkisiz hale getirmeye kalkarlarsa, şüphesiz Allah sana yeter. O senin yardımıyla ve müminlere destekledi. Elhamdülillah. Ahir zamanda kime bakıyor? Hazreti Mehdi hocam inşallah. O zaman da peygamberimize bakıyor. Şu an Mehdi'ye bakıyor bakın. Şüphesiz Allah sana yeter. O senin yardımıyla ve müminlerle destekledi. Maşallah. Ve onların kalplerini uzlaştırdı. Sen yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah aralığını bulup onları uzlaştırdı. Bölünmeyi kaldırdım diyor Allah. Elhamdülillah. Sizi birleştirdim, yek vücut ettim diyor. Yoksa bunları birleştiremezdin diyor. Evet hocam. Bir araya getiremezdin. Bölünme olurdu diyor. Parçalanma olurdu. Uzlaştırdı. Çünkü o üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey peygamber, ahir zamana bakarak, ey Mehdi, sana ve seni izleyen müminlere Allah yeter. Maşallah. Ey peygamber, müminleri cihada karşı hazırlayıp teşvik et. İttihat-ı İslam'a karşı, İslam birliğine karşı teşvik et. Eğer içinizden sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişi mağlup edebilir. İnşallah. Ve içinizden 100 kişi bulunursa kafirlerden, ateistlerden, Allah'ı inkar edenlerden 1000'ini yener. Çünkü onlar gerçeği kavramayan bir topluluktur. Kültür, akıl olarak, düşünce olarak zayıftırlar diyor. Ve onları çok rahat etkisiz hale getirebilirsiniz diyor. İnşallah. Kavrama güçleri düşüktür diyor. Siz onlara bilgiyle, akılla, düşünceyle galip gelirsiniz diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Değil mi? Bir yönü de budur ayet. İnşallah.